Müzik eşlik eder bazen kitaba, öyküye, şiire, romana. İçinden müzik geçen kitapları dinleyin. Kitaptaki müzik. Ne kitapsız ne müziksiz yapamayanlar, merhaba. Artık cuma geceleri 21.05-22 arasında sizlerleyiz. Yeni yılın ilk 5 günü geçti bile. 2018'in dileklerinizi gerçekleştireceğiniz bir yıl olmasını dileriz. Kayıp Sesler'in izinde bugün besteci, orkestra şefi ve müzik tarihçisi Emre Aracı'nın bu kitabı arkadaş olacak bize. Bizler program yapımcısı Neşe Yenice, ses kayıtta Mahmut Üçer, teknik yapımcı Yaman Yıldırım ve ben Hafize Okan saat 22'ye kadar buradayız. Facebook adresimiz Kitaptaki Müzik. Şair, yazar, eski kültür bakanlarımızdan 2014 yılında kaybettiğimiz Profesör Doktor Talat Sait Halman şöyle demiş Emre Aracı için. Hem doğuda hem batıda kendisi tam anlamıyla bir dünya insanıdır. Bundan dolayı Aracı soyadı da son derece uygundur. Doktor Aracı Osmanlı ile Avrupa, Türkiye ile İngiltere, Doğu ile Batı arasında aracılık yapar. Genç bir Osmanlı beyefendisi, bir İngiliz aristokratı ve modern bir Türktür. Kültür ve müzik geleneklerinin mükemmel bir sentezidir. Besteci, orkestra şefi ve müzik tarihçisi Emre Aracı'ya merhaba diyelim şimdi. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. Sayın Aracı, Talat Alman çok güzel ifade etmiş sizi. Bestelerinizle de, kitaplarınızla da hem köprü kuruyor, aracı oluyorsunuz. Ülkeler, kültürler ve geçmişle bugün arasında aynı zamanda. İki kitabınıza yer vermiştik daha önce. Şimdi de Kayıp Sesler'in izinde ile beraberiz. Neden Kayıp Sesler'in izinde diyelim size önce? Hani bu ismi sevdiğiniz yazar Proust'tan etkilenerek koyduğunuzu anladık ama sizi geçmiş zamana yönlendiren nedir? Öncelikle merhum Talat Bey'i de bu vesileyle andığımıza çok mutlu oldum. Kendisini çok çok severdim hakikaten ve bana örnek olmuş bir insandı. New York'ta buluşmuştuk, sonra Ankara'da. Dolayısıyla ben de esasında onun izinden yürüyerek bu çok kültüre hakim olarak bir sentez oluşturmaya gayret ediyorum. Ve şüphesiz bu insanlardan bir tanesi de edebiyat alanında benim için çok önemli olan yazar Marcel Proust. Ve hakikaten Kayıp Zamanın izinde bize pek çok konuda yön açan bir anıtsal roman. Türkçemize de çok güzel tercüme edildi. Ben Proust'un bilhassa Combray'de geçen çocukluğunu okuduğum zaman ilk bölümde ve hatta oraya da gittim. O bahsedilen evi gezdim, oraları. Hani bir yerde sizi tanımadığınız bir yazar neden kendi dünyasını çekiyor? Belki de o size kendi çocukluğunuzun, geçmişinizin kapalı olduğu o kutunun anahtarını veriyor ve size o yolu gösteriyor ve bir yerde kendi çocukluğunu anlatırken bir roman içerisinde esasında sizi kendi dünyanızda bir yolculuğa çıkartıyor. Belki de ben bir müzisyen olarak hem de aynı zamanda makaleler kaleme aldığım için ve makalelerim ve kitaplarımda da kaybolmuş müzisyenlerin eserlerini ve bilhassa ülkemizdeki bestecilerin geçmiş dönemde 19. yüzyıldaki Avrupa'yı bestecilerin seslerini aradığım için bu makaleler kitabına da Kayıp Sesler'in izinde adını verdim. Evet, bu kitabınızın içeriği çok geniş. Peki hangi kayıp sesleriniz var bu kitapta? İçinde benim belirli dönemlerde kaleme aldığım ve bir araya getirdiğim makaleler var. Bunlar arasında işte Adnan Saygun'a dair var. Seyahatlerimden, konserlerimden bazı anılar var. Donizetti Paşa Osmanlı dönemindeki Avrupa'yı müziğine dair bazı çok sesli müziğe dair bakışlar var. Portreler var ki görüştüğüm kişiler var. Tabii bunlar esasında bunlardan daha çok da yazıldı ama bu eserde sadece o yayınlandığı döneme kadar olan 2011'de çıkmıştı kitap.
Yani demek ki 6 sene kadarlık birikmiş materyal de var. Belki o da ileride yayınlanır umarım. Yani kayıp seslerinizin de iki gelecek yakın bir zamanda. Bekliyoruz. Kitabınızla aynı adı taşıyan bir de senfoniniz var. Bugün bu eserinizden bölümler sunacağız. Bu beste ile ilgili bilgiler rica edelim sizden ve hatta birazdan dinleyeceğimiz birinci bölümle ilgili ayrıntılar alalım. Bundan 2 sene önce Prag'da kaydedildi. Esasında 10 küsur sene önce başladığım ve hiçbir zaman üzerine düşmediğim bir yapıttı. Ara ara bölümlerini yazıyor, bir kenara bırakıyordum. Çok büyük bir senfonik orkestrayı kapsayan 5 bölümlü bir yapıt. Daha sonra eser 2 sene önce Prag'da kaydedildi. Esasında benim bu kayıp seslerin izinde, tabii bu deneme kitabıyla da aynı ismi taşımakla beraber, burada anlatmaya gayret ettiğim bütün o duyguların kelimeler dışında bu defa müzikle ifadesi. Evet. Hiç şüphesiz tabii ki. Tabii. Adam Clemens yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası, Emre Aracı'nın Kayıp Seslerin İzinde senfonisinin 1. bölümünü seslendiriyor.
Thank you.
Adam Clemens yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası Emre Aracı'nın Kayıp Seslerin İzinde Senfonisi'nin birinci bölümünü seslendirdi. TRT Radyo 1'de Kitaptaki Müzik'tesiniz. Besteci, orkestra şefi ve müzik tarihçisi Doktor Emre Aracı ile Kayıp Seslerin İzindeyiz. Saygın hepimiz için çok önemli, tabii ki sizin için de önemli. Edinburgh Üniversitesi Müzik Fakültesinden onun hayatı ve eserleri üzerine yazdığınız doktora teziyle mezun oldunuz. Bu kitapta da Saygun var, az önce söylediğiniz gibi. Saygun'un müziğimizdeki yerini nasıl tanımlıyorsunuz? Adnan Saygun tabii çok önemli bir besteci Türk beşleri arasında ve hakikaten bizim bu topraklardaki müziğimizin dünya repertuarına taşınmasında kilit bir isim. Hatta bu sene ben Berlin'de bir Yunus Emre oratoryosunun temsiline katıldım ve Alman korusu Türkçe dilinde söyledi bu eseri. Çok çok duygulandım. Ben de hatta provalarda eseri bas parçasını alıp söyledim, katıldım koroya, çok duygulandım. Şimdi bu yurt dışı kayıtlarında da görüyoruz eserlerini. Dünyaya mal olmuş bir besteci. Benim de doktora tezimin konusuydu Edinburgh Üniversitesi'nde, sonra kitaplaştı. Çok da tesadüfen araştırırken esasında, hani neden Edinburgh diyeceksiniz ama, bir bağlantı gördüm ve Saygun'un da zamanında Edinburgh'a geldiğini ve bizim fakültemizi de ziyaret ettiğini buldum 1940'lı yıllarda. Dolayısıyla bu da beni çok mutlu etmişti, bu bağlantı. Evet. Sayın Aracı, şimdi de Kayıp Seslerin İzinde Senfoninizin 3. bölümünü dinleyeceğiz. Albüm kitapçığında Edith Nesbit'in çok güzel satırları var. Okuyalım, müziği dinleyelim ve sonra devam edelim sohbetimize. Sihirli dünya ile bize gerçek gözüken dünya arasında sonsuza dek asılı duran kuş tüyü kadar ince, cam gibi şeffaf, demir gibi kuvvetli bir perde var. O perde üzerinde sihirli halkalar, nazar boncukları ya da benzeri şeylerle işaretli zayıf noktalardan bir tanesini insanlar buldukları anda neredeyse her şeyin olması mümkündür.
Şef Adam Clemens ve Prag Filarmoni Orkestrası Emre Aracı'nın Kayıp Seslerin İzinde Senfonisi'nin 3. bölümünü seslendirdi. TRT Radyo 1'de Kitaptaki Müzik devam ediyor. Müzisyen Emre Aracı'nın Kayıp Seslerin İzinde kitabı bugün yol arkadaşımız. Sayın Aracı, kitabınızdaki her makale çok değerli. Piyanist Vedat Kosal da yer verdiğiniz bir isim. 2001 yılında kaybettiğimiz bu değerli piyanistin de sizin gibi araştırmacı bir müzisyen olduğunu öğreniyoruz. Onu anlatır mısınız bize? Hem piyanist hem araştırmacı kimliğiyle. Ne yazık ki Vedat Kosal'a ben hiçbir zaman yüz yüze tanışmadım. Ama ortak alanlar üzerinde çalıştık. Kendisi Osmanlı'daki Avrupa müziği üzerine çok kıymetli araştırmalar yaptı, kayıtlar gerçekleştirdi. Ne yazık ki çok zamansız bir şekilde aramızdan 2001'de ayrıldı. Ama mektuplaşmalarımız oldu o zaman içerisinde ve hakikaten çok insan üzülüyor böyle değerlerin zamansız kaybolmasına. Ama onun da bu müzik tarihimize yapmış olduğu katkıları, besteciler Osmanlı dönemindeki Donizetti Paşa Kuvvetli ve padişahlar ve saraydaki sultanların besteleri, kayıtları, piyano kayıtları bugün arşivlerde var, internette var ve çalınıyor ve dolayısıyla o da hayat buluyor ve zaman zaman annesi Zemin Hanım'la da görüşüyoruz ve hem de onun adına düzenlenen, anısına düzenlenen her sene konserlere de Türkiye'de olduğum zaman katılmaya gayret ediyorum. Yaşatıyorsunuz yani, ne güzel. Evet. Şimdi senfoninin 4. bölümü hakkında bilgiler rica edelim sizden efendim. Bu senfoninin 4. bölümü esasında 1. bölümde çok coşkulu başlar 1. bölüm ve o daha önce dinlediğimiz bu coşkulu bölümde bir yine çocukluktan bir yolculuktur o. Benim işte Suadiye'den Edinburgh'a yaptığım çocukluğumda bir seyahati hatırlayarak yola çıkılan bir hikayedir. Bu 4. bölüm ise Londra'da bir konser dönüşü Royal Festival Hall'da Mahler'in meşhur 5. senfonisi dinlediğim bir konser sonrası trende böyle bir sisli yolculuk esnasında esinlendiğim ve daha sonra yine Londra'da bir yağmurlu akşamda yürüyüş esnasında esinlendiğim ve sonradan kaleme aldığım daha dingin, duygusal bir bölüm esasında. Bölüm başlığı olarak da Adagietto ve ben burada Goethe'nin Genç Werther'in acılarından bir alıntı yaptım ve şöyle diyor: aşk olmadan kalplerimiz için dünyanın ne anlamı var? Işığı olmayan bir projeksiyon makinesi olabilir mi? Alevi içinde canlı tutmanın ve işte o zaman en parlak şekiller beyaz duvara vuracaktır ve eğer aşk sadece bize uçup giden gölgeleri dahi gösterebiliyorsa onlara sanıldığımız zaman çocuklar gibi mutlu bir halde bu harika hayallerle sürüklenip Evet, şimdi Adam Clemens yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası Emre Aracı'nın Kayıp Seslerin İzinde Senfonisi'nin 4. bölümünü seslendiriyor.
Adam Clemens yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası, Emre Aracı'nın Kayıp Seslerin İzinde Senfonisi'nin 4. bölümünü seslendirdi. TRT Radyo 1'de Kitaptaki Müzik'tesiniz. Besteci, orkestra şefi ve müzik tarihçisi Emre Aracı'nın Kayıp Seslerin İzinde kitabı ve senfonisi bugün yol arkadaşı oluyor bize. Sayın Aracı, genç müzisyenlere, müzik tarihçilerine önerilerinizi de rica edelim. Birkaç cümleyle geçmişi bilmek ve yazmak yolunda adım atanlara neler söylersiniz? Doğrusu hep beraber yürüdüğümüz bir yol. Ben de öğrenciyim. Her dakika yeni bir şeyler öğreniyorum ama herhalde okumak, araştırmak ve bunu yaparken de bireysel bir şekilde kendi içimizden hissettiklerimizle değerlerimizi ortaya koymak çok önemli. Zaman zaman insanlara rastlıyorum, bu makalelerimi okuyan, bazen İstanbul'da bir vapurda oluyor, yolda oluyor. O zaman konuştuğumuz kişiler oluyor. O zaman da çok hoşuma gidiyor. Çünkü görüyorsunuz ki yarattıklarınız, ortaya koyduğunuz fikirleriniz okunuyor. Ve bence bir yazar için, bir müzisyen, yaratıcı her insan için yarattıklarının paylaşılması son derece önemli. Evet. Bu güzel çalışmalar devam edecek. Şimdi eserinizin son bölümünü dinleteceğiz sevgili dinleyicilerimize. Bu konuda neler söylersiniz? Bu son bölümde yine benim makalelerimde kaleme aldığım seyahatlerimden, Bavyera Kralı 2. Ludwig'in şatolarından Neuschwanstein'e yapmış olduğum bir seyahatte ve orada dinlediğim bir Lohengrin konseri esnasında, hiç unutmuyorum, akşam vaktiydi. Bu Alplerin tepesinde bir şatodur, inanılmaz görkemli. Ve Alpsi'ye bakar, o bir Alp gölüdür. Zaman olur ki bulutlar bile bu şatonun altına inerler. Yani o derece yukarıda bir yer, çok büyüleyici. Ve ben de o balkondan bakarken bütün esasında hayatın bir yerde çok seyahat etmek değil, hayata belki de farklı gözlerle bakmanın yeni bize keşifler açacağını hissettim. Ve bu da benim sözüm değil esasında, bu Marcel Proust'un sözü. Dolayısıyla her şey bir bütüne ulaşmış oldu benim için. Ve böylelikle o hüzünlü Adagietto'dan çok parlak ve coşkulu son bölüme, Allegro con brio'ya bağlanarak bu Kayıp Seslerin izinde senfonisi noktalanmış oluyor. Sizin gibi yetenekli, kıymetli bir sanatçının her zaman esinlenebileceği güzellikler var demek ki. Görmeyi bilen gözler ve anlamayı bilen kalpler için. Çok çok teşekkür ederiz. Emeğiniz ve güzel eserleriniz için sağ olun efendim. Ben size çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sevgili dinleyiciler, Adam Clemens yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası, Emre Aracı'nın Kayıp Seslerin İzinde Senfonisi'nin son bölümünü seslendiriyor.
Adam Clemens yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası Emre Aracı'nın Kayıp Seslerin İzinde Senfonisi'nin son bölümünü seslendirdi. TRT Radyo 1'de Kitaptaki Müzik'te bugün Emre Aracı'nın Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Kayıp Seslerin İzinde kitabı ve aynı adlı senfonisi yol arkadaşı oldu bize. Programımızı Emre Aracı'nın çok sevdiğini bildiğimiz bir yazarın Abdülhak Şinasi Hisar'ın satırlarıyla bitirelim. Yeryüzünde en çok aradığımız kendi saadetimizdir sanırız. Fakat hakikatte ona asıl sevgilimiz olan lezzeti bulmak için daima ihanet ederiz. Yaşadığımız zamanın bize bu saadeti bir türlü veremeyeceğini duyarak onu ya geçmişte yahut gelecekte hayal ederiz. Hepimiz daima ileride nasip olacak bir hayat umar ve hayalimizle mutlaka biraz orada yaşarız. Musiki her ruhun kaybetmiş olduğunu her zaman duyarak daima hasretini çektiği bir cenneti vaat eder. Bize güya hakikatlerin ötesinde gelecek harikulade hakikatlerin neşesinden dem vurur. Kitaptaki müzik burada sona eriyor. Haftaya saat 21.05'te yine Radyo 1'deyiz. Facebook adresimiz Kitaptaki Müzik. Program yapımcısı Neşe Yenice, ses kayıtta Mahmut Üçer, teknik yapımcı Yaman Yıldırım ve ben Hafize Okan, ne kitapsız ne müziksiz diyoruz. Hoşça kalın. Müzik eşlik eder bazen kitaba. Öyküye, şiire, romana. İçinden müzik geçen kitapları dinleyin. Kitaptaki müzik.